Yeni bir proje videosundan selamlar. Bu hafta alevli katana yapıyoruz. Daha önce 3 boyutlu yazıcıdan Zenitsu'nun elektrikli katanasını yapmıştım ve o videonun altında bir dünya kişi dedi ki Rengoku'nun katanasını da yap. Şimdi düşündüm, eğer onu da 3 boyutlu yazıcıdan yaparsam neredeyse aynı şeyi yapmış olacağım. Sadece desenleri değişecek. Dedim ki gerçek çelik bir katanayı alevli hale getirebilir miyiz acaba? Fakat işin içine metal girdiğinde beni birazcık aşıyor. O yüzden bu videoya Orta Doğu ve Balkanların en iyi karoser ustasını davet ediyorum. Ne derdiniz vardı Hakan Bey? Bana metal işçiliği lazım baba bey. Tamam, yaparız bir şeyler. Otobüs olsaydı çoktan daha basit yapardık ama bunu deneyeceğiz bakalım şansımızı. Şimdi ben sana ne yapmamız gerektiğini bir söyleyeyim. Öncelikle sana şey aldım bak. Ustaların tercihi mengen aldım. Siz böyle şeyler tercih ediyor musunuz? Eskiden yapıyorduk ama şu anda da tabii ki kullanılıyor. Her zaman geçerli bir şey. Şimdi ilk önce yapmak istediğim şey şu. Bu kılıçlardan bir tanesinin üstünde 1 milimetrelik kanal açmamız gerekiyor. Açarız. Biraz zor olur ama açarız. Peki bu olur mu? Bak, bu çok ince. O çok ince olduğu için ona kıltaş girmez. Girse de pek düzgün olmaz. Ama onu da deneriz biraz. Buna olur. Tamam, bu kesin olur diyorsun. Şu an derdim şu. Bir taraftan bunu benim kınından rahat çekmem lazım. Bak, bu kınından çok rahat çıkıyor. Ama bunun şurasında bir yerde darlık var. O yüzden soktun mu? Bak, zorluyor. Ona taşlama mı yapacağız? Bilmiyorum. Yani benim buna bir alev mekanizması koymam lazım. Ve bu beni birazcık zorluyor. Ama bu oluyor dersen mecbur bunu yapacağız. Onun dışında sana bir dünya çeşit şey aldım. Kıl kesici. Neyse artık. Kıl kesici, evet. Canavar ucu. Evet, size göre canavar. Size göre canavar ya, bize göre şey. Neydi onun adı? Kesici. Spiral. Spiral bize göre. Gel pardon, sizde de neydi? İspiral mi diyorsunuz? Spiral. İspiral. Spiral, evet. Standart inoksu var. Multisi var. Milim milim farklılıkları var işte hepsinin. Metal yazanı var. Tamam, metal alonlardan kullanacağız zaten. Ama metallerde 1.6 milimetre bulabildim. En incesi diyorsun ya. Yani. Evet, hangisiydi? Bir tanesi 1 milimetrelik. Tamam, birlik olan bu. Birlik ama inoks için diyor. İnoks bu kurtarır mı? O deneriz. Bir deneyelim bakalım. Evet, spiralimiz çalışıyor. Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Nasıl şuraya, rahatlayacağız? Şuraya bu tarafa koyalım. O sırada bize fabrikalarından bahsetmek ister misin? Holdinglerinden. Ya tabii, bir sürü holdingim var ama hep orada yalnızca... Sen internette senin hakkında yazılanları biliyor musun? Maalesef bilmiyorum. Ama gelip beni görseler herhalde nasıl bir holding olduğumu bilirler. Sen zenginsin, senin baban zengin, onun babası zengin. O maşallah. İnternette neler yazmışlar var ya. Diyorum ki... Başka bir evrende yaşıyor bunlar. Gönül zengin, bizim gönül zengin, gönlümüz zengin. Alt üst adamın 7 tane fabrikası var ya. Evet. Bu kadar abartmayın. Evet, şunu bir sıkın. Buna da inananlar olacak. Ben bir karoser ustasıyım ve yalnızca otobüs yaparım. En iyi yaptığım iş otobüs. Sahi sana bırakıyorum. Evet. Çocukları pistten alalım, Harun uzaklaş. Kolay gelsin, ne yapacağım bilmiyorum. Ben seni karoserci yapamadım ama sen beni YouTuber yapacaksın galiba. Abi, bilmiyorum, bence olur senden. O abi ne kadar yakışıklısın. Orta o başlangıçta birazcık şey oldu ama onu da şimdi düzelteceğiz ve sona doğru iyi gidiyoruz galiba. Gençken olsaydı daha güzel açabilirdim. Devam ediyorum. Yazı oluyor mu oğlum? Gel göster, işçiliği göster. Bak, bak iki tarafta eşit, kusursuz işçilik. Başlangıçta biraz sallandığı için öyle bir şey yaptı. Bu da masanın suçu, senin değil. Ama ne yapayım, ya, nüfus kağıdı eskidi biraz oğlum ondan. Kılıç yamuk. Kılıçta da tabii hafiften bir yamuk, şeylik var, kavis var. O kılıç çok şeyler yaşadı bu. O zaman normaldir o zaman. Buraya kaynak yapabilir miyiz? Tutar mı bu kaynak? Tutar da burasını yakabilir, sıcak. Metalle bakır bak, bu karışım alışım ya, ondan tutmaz. Bu da metal olsaydı olurdu. Oksijen kaynağıyla kaynatmak lazım, kaynatılır da. Şunları sökmemiz lazım. O zaman olur. Şunları sökmen lazım. Bunlar yanar yani. Oksijen kaynağı hava işte. Her yer oksijen. Değil mi baba? Öyle oksijen değil oğlum sende. Sarı tel tozunla beraber oksijenle sarı tel tozunun karışımından oluyor. Kalorifer işleri yapanlar daha iyi bilir. Bir bakalım, bu şey olduktan sonra belki yapmanı isteyebilirim. Bir kere bu buradan bir yerden yamuldu, bir şeyler oldu ona. Özdemir arkadaşım, sana bir iş çıkabilir. Kaloriferci Özdemir abi. Sana buradan bir iş çıkabilir.
Kanal açma işleminde durmak zorunda kaldık. Amacımız 1 santim falan delmekti. Fakat 1.6'lık taşla mı başladık? Evet. 1.6'lıkla başlayıp birlikte devam ettik. Ona rağmen şurada kılıcın üstündeki kanal, yani bizim açtığımız kanal değil de kılıcın üstündeki kanalda şey olmaya başladı. Çatlaklar olmaya başladı. Daha fazla derin gidemiyoruz. Yani ne kadar deldik şu an? 6-7 yani milim, milim, milim falan var. 6-7 milim arası. Yani 1 santimi bu. Zaten buradaki kanal mesafesi toplamı 1 santim olduğu için bu kadar yeterli. Bence kurtarır. Deneyeceğiz. Amacım özetle şu. Şurada görmüş olduğunuz açtığımız kanalın içine kumaş tepip onun üstüne Zippo benzini döküp ve gerekirse belki delikler delmem gerekebilir ama şunların üstüne. Hatta belki bunlar iyi bile olmuş olabilir. Alttan da hava alsın diye. İşimize yarayabilir diyorsun ya. Bakacağız ona duruma göre. Gerekirse deleriz. Bunu bilebiliyor musun? Size bunun bilenmesi lazım. Bileriz. Bak şununla hafiften bir zımpara yapalım mı, gösterelim mi? Keskin olur mu onun? Bunlar mı olur? O zaman yap. Ne kadar keskin o kadar iyi. Spiralle katana biledim, bilemedim de demezsin. Evet, fena da değil ya. Keser yani bir şeyler. Zorlanıyor. Biraz zorlanıyor ama idare eder. Bu sahneyi kes abi. Bak şöyle olabilir. Harun'a bileği iletirim ben. Bileği taşını veririm böyle. Eline sağlık Remzi Usta. Bir şey değil. Elimizden gelen bu. Devamı bende. İnşallah. Buyurun. Seninle bir projemiz daha var ama. Şu anda mı? Şimdi değil. Tamam ileriki tamam. Ama sözünü alayım. Ölmez sağ olursak yaparız. Sağlığımız yerinde olursa. 2,5 metrelik kılıç yapacağız seninle. 2,5 metrelik? Evet. Kimden o kadar ağır olacak ki sadece böyle Türkiye'nin en güçlü insanları taşıyabilecek. Nerede bulacağız öyle insanları? Buluruz onu kolay. Tamam o zaman mesele yok. Şimdi ben eve geçiyorum. Yarın evde buna devam edeceğiz. Evet, şimdi evde yapacağımız kısımlardan devam edeceğiz. Bu arada kınından çıkarttığımda katana otomatik olarak yansın istiyorum. Ve bu projede kendime elektronik kullanmayı yasakladım. Mekanik olacak her şey. Çakmak taşları falan. Zamanında samuraylar öyle yapıyormuş değil mi? Evet. Yani o zaman elektronik yokmuş. Şimdi oraya bir tane ateşleyici devre koyarım. Bir tane pil böyle bızıt yakar. Ama havalı değil. Bu daha havalı. Güvenli olacak mı abi? Güvenlik her zaman önceliğimiz. Gördüğün gibi yangın tüpümüz var. İnşallah ona gerek olmaz çünkü çok pislenir ortalık. Nasıl olsa ben temizlemiyorum. Ben de o yüzden diyorum zaten. Şimdi burada bir bezim var. Öncelikle bir deneme yapmak istiyorum bu bezle. Küçük bir parça. Büyük başlamayalım. Harun korkuyor. Ben bunu %100 pamuk kumaş diye aldım ama pek de öyle hissettirmiyor. Bence bunu 4 kat falan koymak gerekecek. Hazır mısın abi? İlk deneme. Dur. Ne yapıyorsun? Yavaş. Ney? Biraz daha hızlı yapma ya. Bekle bir dur. Niye o kadar heyecan yaptın? Öyle direkt çakılır mı ya? Bence kumaş dandik. Aç şunu be, aç şunu be, aç. Aaa. Aaa. Evin içinde bunu hareket ettiresim gelmiyor şu an. Şu an sıkıntı ne biliyor musun? Tişört kullandık ya. Tişört %100 pamuk değil muhtemelen. Şu an bir taraftan kumaşın içindeki plastik yanıyor. Ama ana konuyu anladın. Bu arada güzel. Tabii ki güzel olacak. Acaba bu ipin incesinden bulabilir miyim? Şu an size gelmiyor tabii ama bayağı plastik koktu burası. Normalde böyle olmaması lazım. Kıyafetlerinden birini feda edebilirsin. Ne? Benim tişörtünü yırttın az önce. Ya senin tişörtün dediğin şey... Gösterme. Tipe bak şunu. Gösterme. Neyse şu kumaşa da bir şans vereyim. Işıkları kapat bir. Mekanizmaya geçmeden önce bir emin olalım. Nasıl gözüküyor? Havalı mı? Oğlum çok havalı lan. Keşke kimonomu giyseydim. Harbi çok havalı abi. Bir de daha her yeri yanmıyor. Bununla bir şey kessek, et kessek pişer mi keserken? Olmaz mı? Harun'un fizik bilgisine bayılıyorum ya. Daha yani
Hayatımda daha iyi fizik bilen birisini görmedim ben. Ben sayısal okudum işte o yüzden. Şu anda çözmem gereken bir numaralı sorun kumaş bu arada. Daha kalın bir kumaş bulmam lazım ve bu kumaşın %100 pamuk olması lazım. %100 pamuk atlet var mıdır bende? Vardır. Ama atletler böyle işte lastikli oluyor. %100 pamuk değildir. Neyse bulacağız. Yarın devam. Evet şu anda alevli katana projemiz hazır. Kısaca bir mekanizmasını anlatmak istiyorum. Kılıcın kanını açarak buraya bir tane çakmak taşı mekanizması koydum. Fakat normalde çektiğinizde gördüğünüz gibi çalışmıyor. Fakat bunu bir katana gibi tuttuğunuzda yani şöyle açma pozisyonunda, katanayı kanından çıkartma pozisyonunda tuttuğunuzda parmağınızla buradan baskı yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede çekerken bir taraftan katanayı ateşe verebiliyorsunuz. Kumaşla ilgili de şöyle bir şey oldu. Birkaç çeşit kumaş denedim, havlu bile denedim. Sanırım aralarında hala en iyisi bu ince olmasına rağmen %100 pamuk olan kumaş bunu 3 kat olarak koyduğumda orayı da bayağı doldurmuş oldu. Benzinimiz azaldığında şöyle üstünden takviye yapabiliyoruz. Ve normal bir çakmağa göre çok daha fazla yandığı için benzin gayet hızlı bir şekilde tükeniyor. Şimdi evin içinde çok fazla hareket yapmak istemiyorum ama yine de bir kısaca göstereyim. Hazır mısın abi? Ben hazırım. Yangın tüpü yanımda. Bir şey olursa direkt müdahale ederim. Kalbini ateşe ver, yüreğini ateşe ver. Nasıldı o söz? Unuttum. Rengoku ne diyordu? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yüreğini izlemedin. Ateşe ver demiyor muydu ya? Kalp, yürek aynı şey. Tamam, doğru doğru. Ortaya yüreğini koy. Bir koydum. Daha. Çok inanıyorum şu an. Alev alev olacak. Tamam çok sallama. Oğlum eline böyle bir şey geldiğinde sallarsın yani. Oho tamam kâfi kâfi. Evin içinde kâfi. Yani benzin 30-40 saniyede bitme aşamasına geliyor neredeyse. Harun sen yarın git başka kumaş çeşitleri al. Nereden alacağım? Bilmiyorum kumaşçıdan. Gerek yok bu kumaş çok iyi ya bence. Hayır bahçede çok havalı şeyler çekmek istiyorum ben bununla. Ben kumaşçı nereden bulayım ya? Anneme sor ne bileyim. Neyse yarın bahçede görüşürüz. Evet bahçeye geldik. Şimdi burada rahat rahat deneyebileceğim çünkü çok daha rahatım. Hortumumuz var, yangın söndürme tüpümüz var. Tüm güvenlik önlemleri alındı. Ama kılıç çalışmadı. Benzin mi uçtu? Allah Allah. Ben deneyebilir miyim? Gel dene. Tekte yaparsam? Tekte yapmış olursun. Sıkıntı var tekte şu an. Tekte yapmış oldum. Tekte yapmadım. Aa çok kötü yanıyor. İçindeki kumaş şey olmuş abi. Kumaş yenileyince düzelir o. Çok iyi gözüküyor. Şu anki hali bile çok iyiyken kumaşı yenilersek çok havalı olacak. Kumaşı yenileyip geliyoruz. Pamuk kumaş buldun mu? Pamuk kumaş değil pamuk buldum. %100 pamuk hem de. Bir işi de tam becer bari. Bence pamuk hiç mantıklı değil abi. Kendin dedim pamuk dal diye. Pamuk da dedim. Kumaş artı pamuk da. Ya Bursa'da pamuk bulamamak. Bak pamuk, ipek, havlu bunların hepsinin memleketi Bursa. Bakalım ya çok daha iyi olacak ya da çok çok kötü olacak. Şu an kestiremiyorum. Bence çok fena hale alır bu. Sönmüyor. Şu an çok iyi gözüküyor. Harbi şu an çok iyi gözüküyor. Neyse şanslısın. En azından pamuğun çalıştığını gördük. Evet. Buradaki sorun da çakmak taşı. %100 eminim. Bak şimdi yeni çakmak taşıyla nasıl olacak? Birde bir. Hazırsın. Hazırım hadi. Ya dedim ben sana çakmak olabilir, taşından olabilir. Diye. Ama ben dandik çakmakla bile yaktım bak. Onun son bir hakkı kalmış işte yanlışlıkla ona geldi. Yalnız çok iyi yanıyor şu an. Upgrade yaptım çaktırmadan. Benzin düşündüğümden çok daha hızlı bir şekilde bitiyor.
ciddi olamazsın. Al kardeşim, sana takdim ediyorum. Bir de bununla dene. Tam aradığın şey. Bu aradığım şey ama bunu kının içine sokamam. Dışarıda deneyebilirim. Olur. Aç. Bu biraz soğusun bir de. Şu an o kadar sıcak ki kılıç. Böyle üstüne benzin dökünce direkt buharlaşıyor. Aa, turuncu yanıyor. Çok güzel yanıyor. Baksana, beyaz alev gibi oldu. Evet ama diğeri daha havalı yani. Bu çok... Evet, çok havalı yanmıyor. 2 dakikada söndü bu. Biraz tırt ya da pamuk bitmiş de olabilir. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bunun dışını komple sarsak kına gerek yok. Evet, sonra? Dışına böyle komple benzini boca etsek. Olur. Bence muhteşem havalı bir şey olur. Tamam, öyle yapalım o zaman. Sence yaptığımız şey mantıklı mı? Yaptığımız şey mantıklı değil de ama çok güzel gözükebilir. Şu an gerginim. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi oldu. İşte istediğim efekt buydu ya. Benzin mi bitti? Benzin bitiyor tabii ki. Peki bir daha yakabileceğiz mi bunu? Yakarız. Yeter! Sön! O çok iyiydi bu be. Nitro ile deneyelim mi? Hadi bir de nitro ile deneyelim. Ama bir sönmesi lazım iyice. Sön! Pisleşme ya. Sönmüyor. Hazır mısın? Ben hep hazırım. Çok iyi yanıyor. Farklı bir şey gibi şu an. Oo, bu daha güzel gözüküyor. Sesi duyuyor musun? Evet. Boşuna uğraşmışız. En başından böyle yapsak daha havalıymış. Evet. Ama şey daha havalı ya. Kınından çıkarınca yanması bence çok havalı. Ya orası öyle de. Ama bu daha güzel yanıyor. Evet, şimdiye kadar yaptığım en havalı projelerden bir tanesi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu aşağıdan beğen butonuna basarak veya yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yine yorumlar bölümünden bunu benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil simgesine basarak bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.